Gelin selam arkadaşlar. Bugün sinemaya gizlice yemek soracağız. Ama yanımızda Edgin de var. Komşu kızı Edgin de var arkadaşlar. Bak ne yapıyorsun? Herkes bir parça koynuna sokuyor, tamam mı arkadaşlar? Biraz evet. Duruyoruz bunların hepsini. Sinemaya gizlice gizlice. Sen bunu al Zehra. Ben bunu ne yapayım? Ben bunu koysam hamile zannederler. Ya ben biraz göbektim ya, şimdi belli olur diye. Ya çok komik oldu. Şöyle yapsam. Murat, senin göbeğine alışkınız biz. Sen bunu da sen al. Ay bunun içi de hava dolu kızlar. Ben bunu böyle karnıma koyarsam böyle hamile gibi olurum. Benim sinem. Çok belli ama böyle olmaz ki. Yok yapmayın şey mi Cengiz? Sen göbekli yapmışsın. Sen şunu bir tane koysana. Arkadaş oradan koyma, şuradan koy. Ejim siz ne yaptınız? Çok belli oldu. Eyvah, çantası da çok... Ay bende şu çanta var, şunun içine koysak ya birini. Cipsi bunun içine koyalım. Allah. Hadi bakalım. Elif'inki çok belli. Elif'inkini koyalım. Aç kurdelesin anneciğim. Bu şeyin çantasına koyalım. Bu siyah çantaya koyalım. Aynen. Aç bakalım anneciğim. Arkadaşlar dur, Murat yardım et bize, gel. Murat ne yaptın? Yan dön bakayım. Ya ben biraz çok yemişsin. Evet, yapayım, Allah yemekten Allah. Geliyoruz deriz değil mi Elif? Evet, yemekten geliyoruz deriz. Ay yapalım. Düğüm olmuş, hemen halledelim. Hepsini sakladım. Tamam, Elif de çıkıyor falan. Ecrin de göbeşine koymuş. Evet, son bir dakika sinemaya giriyoruz. Elif, Sinem. Anneciğim cebin yok mu? Cebin, arka cebin. Arka cebine koy. Ha. Arka cebine. Arkadaşlar sinemaya geldik. Hangi filme giriyoruz kızlar? Tersyüz filmine giriyoruz. Tersyüz filmi çok güzel, ona gireceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir film, hemen gösterelim. Ne oldu ya? Çok yemişsin. Murat. Sancılan bir... Ya çok yemişsin, ondan dolayı ya. Evet arkadaşlar, işte şey, bu filme giriyoruz. Ters Yüz 2 çok eğlenceli bir film. Bir kız çocuğunun duygularını canlandırmışlar karakter olarak. Evet, burada oyun alanı da varmış. Hadi giriyoruz. Ben çok yemişsin ya. Ne yapayım ben, Allah'ım söylesin. Yok, göbeğim var. Göbeğim var ya. Kızlar sizde bir şey alın, çaklamayın, tamam mı? Harikasınız kızlar, harikasınız. Elif Sinem hiç çaktırmış. Mısır alalım. Tamam, mısır alacağız, içecek alacağız. Onları buradan alacağız, artık onları da buradan ben alalım. Aldım zaten. Bir dakika kaldı, hemen sinemaya girmemiz lazım. Gözlüklerimizi de takalım. Film 3 boyutluymuş, o yüzden gözlüklerle gireceğiz. Benim gözlüğüm nerede? Benim gözlüğüm geliyor. Oo, güzel oldu gözlüklerle kızlar. Bakalım 3 boyutlu filmde konu ne olacak? Hep birlikte görelim. Mısırımızı alalım. İçeceğimizi alalım. Bu da benim gözlüğüm. Sonra filmle ilgili fikirlerimizi video sonunda söyleriz ama önce gizlice girmemiz gerekiyor. Alın bakalım. Mısırlarınızı alın kızlar. Ejrin, sen mısırı şöyle önüne doğru tut. O göbüşün belli olmasın. Birini Ejrin'e versen. Elif Sinem, gözlükleri şimdiden niye taktınız? Hadi gelin. Onu öyle tut Ejrin, harikasın. Elif, baban da öyle kamufle etsin. Evet arkadaşlar, şimdi sinemaya giriyoruz. Kaç numaralı salon? Ay, korku filmi. Bu ne? Burada Maymunlar Cehennemi 10 Mayıs'ta. Bu da şeyde, vizyonda. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Benim gözlüğüm var. Ben normal gözlük sanıyorum, görmeyeceğim. Aldım sana gözlük. Buraya giriyoruz. Elif Sinem, görevli var mı? Evet. Değil. Burası. Bak ters yüz. Yok burası değil, orası reklam. Şurası o zaman. Başladı mı? Hadi hemen girelim. Önce kamerayı kapatmam gerekiyor arkadaşlar. İçeride devam edeceğiz. Göbeğim ağrıyor Zehra. Hadi. Evet. Sinemaya girdik arkadaşlar. Şu an hiçbir görevli yoktu. Çok kolay oldu. Evet. Mısırlarımız elimizde. Murat. Çıkarsana. Hadi. Cips istiyorsun anneciğim. Cips. Burada yasak olan şeyler cazip geliyor arkadaşlar resmen. Bakar baba, Doritos versene. Bak şimdi de Doritos istiyor, cips istiyor. Burada mısır var, mısırı yemiyor arkadaşlar. Bak. Sen de bunu tut. Evet, AVM'nin kapanış saatine, seansına katıldığımız için. O yüzden çok kolay girdik içeriye. Elifciğim. Evet. Devam edeceğiz. Sürekli tepemdesin. Bir saniyeliğine de olsa beni rahat bıraksana. Evet arkadaşlar, şimdi film aratıyoruz. Kabus ulan, hepsini yedik. Biraz daha geçsek mi, oyunumuza doldurur? Yok yeter. Evet arkadaşlar, film arasındayız. Biraz sessizlik, bir AVM'ye. Söyle, meyve falan getirek. Ne diyor Zehra? Doldurak böyle. AVM'ye gireceğiz. Hadi gel. Hadi. Şimdi Elif'ciğim, onlar lavaboya gidecekler arkadaşlar. Film arasında ufak bir mola. Sonra içeriye gireceğiz, devam edeceğiz. Tüm abur cuburları yediler. Ben sadece mısır yedim, biliyor musun? Biraz daha alayım geleyim diyorum ya. Ya lavabo orada yakınmış. Biraz daha gideyim alayım geleyim, doldurup. Arkadaşlar bir sürü şey girdik. Bizim taktiği kullanan herkes sinemaya bir şeyler bence yok. Kurallara uyusun. Şey arkadaşlar, kurallara uyusun bence.
Lavaboya gidiyoruz. Benim sen onu bana ver. Evet, Elif'in yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar, film çok güzeldi. Şimdi yeni izlemeye gideceğim ama film arası çok azdı. Çok kısa sürüyor film arası arkadaşlar. Riley'nin duygularının canlı halini gördünüz. En sonunda duygusu. En son ne oldu? Kaygı tüm her şeyi ele geçirdi değil mi Elif? Evet. Neyse, devam edeceğiz. Evet, en sonunda sırrı bulacağız. İzin bekliyoruz. Oradaki kara sır değil mi filmdeki? Evet, kara sır. Kocaman kasada saklı kara sır. Onun ne olduğunu filmin sonunda öğreneceğiz. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar film arası başlamak üzere. Biz geçeceğiz. Baban kaybolmuş. O kesin yine abur cubur almaya gitti arkadaşlar ya. Film nasıldı Ezrin? Şahaneydi değil mi? Üç boyutlu izlemek daha güzeldi. Evet arkadaşlar, yeni duygular bunlar. Bu utanç, bu kaygı, bu bıkkınlık, bu da gıpta. Evet, burada da eski karakterlerimiz var. Mutluluk, tiksinti, üzüntü, kızgınlık. Neşe. Üç numaram anneciğim. Neşe, şu da korku. Evet. Hadi gidiyoruz. Gel, neredesin sen? Evet, film başlayacak. Ya bu Efekan falan vardı ya Pelin, onlar da sinemaya gelmişlerdi. Onlar nereden çıktı? Nereye gittim? Ya Kukaş, Naz falan hepsi sinemadaydı ya. Hadi gidiyoruz. Nasıl? Onlar da burada desene. Eyvah. Başladı. Evet Elif Sinem, film nasıldı? Güzeldi, şimdi sırrını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, film bitti gördüğünüz gibi. Filmin sonunda bir sır varmış, onu bekliyoruz. Hadi hep birlikte bakalım neymiş o sır. Riley'nin sırrı. İşte sırrı. Koca sır. Halıyı yaktık, delindi. Ezrem, sırrı duydun mu? Halı yakma mı? Halıyı yakmış, ben de büyük bir şey sandım. Ben aslında büyük bir şeydi ben. İşte söyleyeyim ona. Ama Ecrin diyor ki benim bildiğim büyük bir sırrı var Riley'nin diyor. Hadi söyle. Arkadaşlar sinemadan çıkıyoruz ve Ecrin şimdi bize sırrını açıklayacak Riley'nin. Riley ne yaptı? Riley'nin tehlikeli, yani sağlığa zarar bir şey kullanması. Sağlığa zararlı denemesi. Bir şey kullanıp onu da halıya düşürüp yakması. O muymuş halıya yakma sebebi? Evet, aa, Ecrin'in halının yanma sebebi oymuş. Ay konuşamadım hadi. Nereden öğrendin? Evet arkadaşlar, Ters Yüz filmi gayet güzeldi. Tam çocuklara göre diyelim. İşte bu Riley'nin duyguları. Bu da yeni gelen duyguları. Bayağı böyle heyecanlı bir filmdi. Güzeldi, üç boyutluydu. Bu gözlükler bizde mi kalıyor? Evet, onlar bizim. Evet, bu gözlükler bizde kalıyor. Gelin, bakar mısın? Abur cuburlara kimse bir şey demedi. Muamma'nın ikinci bölümü de olacakmış. Ona da gelelim. Ona da gelelim anneciğim. Arkadaşlar, sinema videosu fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Bakalım başka. Garfield varmış. Korku filmi Son Nefes. Minyonlar gelecek arkadaşlar. İşte bu filme gelelim diyorum 5 Temmuz'da. Buna gelelim. 5 Temmuz'da buna gelelim mi? Evet, bir de Moana'ya. Moana'ya gelelim. Arkadaşlar, sinemayla ilgili video fikirlerinizi bekliyoruz. O sinemaya geldiğimizde ne yapalım? Evet. Şey yapalım mı Elif'in? Gizlice girdik falan yapalım mı sinemaya? Evet. Şeyi unuttuk biz. Pelin Su, Efeka. Evet, Sinema Oyunda kanalındaki komşu çocukları birazdan sinemadan çıkacak. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, YouTube'dan basmayı, like atmayı, hoşçakalın.